Yok, kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Beni soracak olursanız son derece iyi, her şey yolunda. Sizin de umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ne yapıyoruz? İlk önce YouTube kanalıma abone oluyoruz. Daha sonra like'lıyoruz. Daha sonra güzel bir yorum yazıyoruz. Ve her şeyden önemlisi videoyu paylaşıyoruz. Yılın ikinci ay tutulması. 17 Temmuz günü Oğlak Burcu'nda yaşanacak olan ay tutulması zorlu bir tutulma. Plütonik etkilere neden olacak olan, ayrıca karma ile ilgili hesapların ödeneceği bir tutulma bizleri beklemekte. Ailemiz ile ilgili konular ve kariyer hayatımızla ilgili olaylar bu tutulmanın önemli konularından biri. Bu tutulmada Plüton, Satürn, Venüs etkin. Merkür geri harekette. Hayatımızda ciddi krizlerle boğuşabiliriz. Hemen ek bir bilgi olarak bunu sizlere söyleyeyim. Bir tutulmada bir gezegen geri harekette ise onun etkisi çok daha fazla ve çok daha yıkıcı olur. Bunu da hemen belirtmek istedim. Oğlak Burcu'nda yaşanacak olan tutulma bizlere ya değişeceksiniz ya da sizi süründürürüm mesajını veriyor. Ölüm ile alakalı Plüton gezegeni bu tutulmanın baş kahramanlarından, baş gezegenlerinden biri. Ölmek, son bulmak. Sizler ölmeyi sadece ruhun bedenden çıkması olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Şimdi değişim, dönüşüm zamanı. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sağlıksal, parasal ve sevgisel, ailesel, kariyer hayatınızda ciddi bir değişim bizleri bekliyor. Zaman direnme zamanı değil. Direnen kayıp edecek. Değişmek istemeyen herkes bu tutulmada yan evinden vurulacak. İlkel dürtülerimiz açığa çıkabilir. Kabalaşabiliriz. Öfke patlamalarına dikkat. Cinsel dürtülerde artma olabilir. En acı veren kısmı ise aile arasında ensest ilişkiler fazlasıyla gündeme gelebilir. Tekrar ediyorum, bu tutulmanın en önemli acı veren noktalarından biri de aileler arasında ensest ilişkilerin ortaya çıkması ve gündem oluşturması. Satürn'ün güney ay düğümü ile kavuşumda bugüne kadar ne ektiysek onu biçme zamanının geldiğini bizlere söylüyor. Bu tutulmadan kimler korkmalı? Çalanlar, kötülük yapanlar, hırsızlık yapanlar, dedikodu yapanlar, hayvanlara eziyet edenler. Kısaca kötüler için kötülük zamanı. İlahi adaletin tecelli etme zamanı geldi. Özellikle kardeşler arasındaki ilişkilere dikkat edilmeli. Kardeşler arasında yaşanabilecek olaylar gündem oluşturabilir. Taşınmaya hazırlıklı olun. Bulunduğunuz evden başka bir eve geçiş dönemi başlıyor. Bazılarımız ev alacak, bazılarımız evlerini satacak, bazılarımız ise evlerini değiştirecek. Dalıp dalıp uzaklara gideceğiz. Dalgınlık sonucu yaşanabilecek kazalara dikkat edilmeli. Şiddet oranlarında artmalar söz konusu olabilir. Öfke patlamaları başımıza iş açabilir. Öfkemizi kontrol edelim. Hep beraber astroloji öğreniyoruz. Tam 3 ayda 12 derste sizlere pratik bir eğitimle astroloji öğretiyorum. Evet, yanlış duymadınız. Tam 12 derste. Hemen başvuru için info@astrologvedatlere.com adresine adınız, soy isminiz, doğum tarihinizi, gün, ay, yıl, doğum saatinizi ve doğum yerinizi bildiren maille başvurabilirsiniz. Sürpriz ne mi? Sürpriz, bu eğitimin yanında pandül eğitimi de sizlere hediye. Hadi hep beraber 3 ayda 12 derste astroloji öğreniyoruz. Hayatımıza yeni şöhretler merhaba diyecek. Kibir ve gösteriş merakına dikkat. Merkür retro konumda, yine can yakmaya uzun bir süre devam edecek. Aldatmalara, aldanmalara dikkat. Bu tutulmada cinsel konular gündem oluşturabilir. Trafik kazaları, iletişim sorunları, çocukların eğitim hayatı ile ilgili aksamalar, değişimler gündem oluşturabilir. Güzellik işlemlerinden uzak durun. Kalp sorunlarına dikkat. Sağlığımız ile yakından ilgilenmeliyiz.
dişler ve kemikler ile ilgili sağlıksal olayların yaşanması mümkün. Kadınlar ile ilgili ses getirecek olayları duymamız mümkün. Duygusal krizlere karşı dikkat etmeliyiz. Alkol tüketimine ve ilaç kullanımında dikkat edilmeli. Bu dönemde eğlence merkezlerinden uzak durunuz. Eğlence merkezlerinde olayların yaşanması söz konusu olabilir. Aldatmalar, sanatçılar, ünlüler, fenomenlerle ilgili olaylar, kayıplar söz konusu olabilir. Magazin medyası, kavgalar, skandallar ile çalkalanabilir. Yarıda kalmış işlerimizi bitirme zamanı. Bu fırsatı değerlendirin. Takıntılı, saplantılı aşk ilişkilerinden ve kişilerinden uzak durun. Yeni aşklar kapımızda, olaylar, sınavlar ile dolu tutulma, direnme, değiş, eskiyi çöpe atma zamanı. Plüton zorlu bir gezegendir. Ona ayak uydurmamız, uyduramamamız takdirde sorunlar yaşanabilir. Eğer ona ayak uydurursanız değişim ve dönüşüm sizin için muhteşem olur. Ne kadar sancılı olacağı ise sizin bugüne kadar ektiğiniz tohumlara bağlı. Dönüşme, değişme zamanı. Karması bol bir tutulma. Hep söylerim, iyilik yap, iyilik bul diye. Şimdi onları toplama zamanı. Tutulmalardan nasıl korunmalıyız videom? Videonun sonunda ve linkin videonun altında bunu izleyebilir ve uygulayabilirsiniz. Bu tutulmanın ülkemize olabilecek olan etkilerine hadi gelin hep beraber göz atalım. Tutulmanın Türkiye yorumu. İlk önce ay tutulmasının dünya üzerinde yapabileceği etkiye bir göz atalım. Ülkeler içinde yaşanabilecek askeri darbeler, önemli ve toplumsal anlamda sevilen bir liderin öldürülmesi, savaşlar, politikacı ölümleri, ülkelerde yönetim değişimleri, dünya markaları ile ilgili CEO değişimleri, ekonomik sorunlar, göç sorunları, yaşlı ölümleri. Ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde savaş enerjisi hakim olacaktır. Türkiye yorumunu ele alacak olursak, tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemiz üzerinde de sınavlara sebep olacaktır. Kadınlar ile ilgili konular son derece ön planda olacak. Ekonomik anlamda zorlanmalar ve olumsuz etkiler fazlasıyla hissedilebilir. Tutarlı harcamalar gündeme gelebilir. Devlet büyüklerimiz yapacakları harcamalara son derece dikkat etmelidirler. Ülkemizin dış ülkeleri ile son derece dikkatli ve titizlik ile yürütmelidir ilişkilerini. Düşmanlarımız iş başında. Dış ülkelerle ilgilenmek yerine kendi içimize kapanmalı ve sorunlarımızı yardım alarak değil kalıcı çözümler ile halletmeliyiz. Dost görünen düşmanlar iş başında. Parlamenter krizler söz konusu olabilir. Ordumuzun harcamalarında fazlasıyla artmalar yaşanabilir. Düşman ülkeler ülkemizi savaşa sokmaya, zorlama yollarına baş vurabilirler. Kanunlarla ile ilgili tepkiler, tepkisel hareketlerden kaçınmalıyız. Uzlaşmayı, birlik, beraberlik dolu söylemler ve hareketler ülkemize yakışacak en güzel davranıştır. Ekonomi konularında tahminler yolu ile değil, gerçek veriler üzerine giderek çözümler üretmeliyiz. Bu dönemde kadınlar ile ilgili cinayetler, skandallar gündem oluşturabilir. Magazin dünyası ile ilgili skandallar, önemli bilgiler ortaya çıkabilir. Bu dönemde eğitim konuları ile ilgili kararlar alınabilir. Bu tutulma dış ilişkilerimize önem vermemizi, aynı zamanda dostu, düşmanı ayırt etmemizi işaret ediyor. Ülke büyüklerimizin zorlanabileceği bu tutulma enerjisinde halkının sesine kulak vermesi yararına olacaktır. Dünyada etkileri son derece büyük olabilecek bu tutulmanın etkilerini devlet ve millet olarak el ele vererek atlatılmalı. Bir tarafta yağmurlar, bir tarafta yangınlar söz konusu olabilir. Ormanlık bölgelerde son derece dikkatli olunmalı ve yangınlara karşı önlemlerimizi almalıyız. Ordumuzu ve güvenlik güçlerimizin zorlanabileceği konular gündeme gelebilir. Saldırılara karşı daha dikkatli olmalıdırlar. Ekonomik konularda dikkatli, tutarlı olunması gereken bir zaman dilimi ki bu tutulmalar ekonomik anlamda son derece önemli zararlar verebilir.
bilir. Bunu da dipnot olarak buraya düşeyim. Sağlık sektöründe yaşanabilecek sorunlar, açıklar gündeme gelebilir. Salgın hastalıklara dikkat etmeliyiz. İletişim sorunları ve trafik kazaları, çocuklar ile ilgili kazalar yaşanabilir. Trafik kontrolleri sıklaştırılmalı ve önlemler alınmalıdır. Ekonomik anlamda yapılacak her türlü anlaşmaya, sözleşmeye dikkat edilmeli. Ülkemiz adına yapılan anlaşmalar bozulabilir. Olumlu değişim ve dönüşüm enerjisi içinde el ele vererek her türlü zorluğun altından kalkabilecek gücü kendimizde hissetmeli, bilmeliyiz. Bu tutulmalarda dış ülkelerle ilgili çok ciddi sorunlar, olaylar yaşanabilir. Zorlu, yan yakacak bir tutulma. Karma devrede ne ektiysen onu biçme zamanı. Hadi gelin şimdi bu tutulmanın burçları olan etkilerine şöyle bir göz atalım. Koç burcu. Aşk hayatın karmaşık halde. Sevgilinle ayrılık çanları çalıyor. Eski sevgilinden gelecek haber seni mutlu etmesin. Retro ile gelen retro ile gider. Ailene önem ver. Rüyalarından sana haber var. Baş, boğaz ağrıları sorun oluşturabilir. Ev sahibinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Fazla harcamalar sizi üzebilir. Boğa burcu. Ailevi konular gündeme gelebilir. Çocuklar ile ilgili, kardeşler ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Ev kazalarına dikkat edilmeli. Eviniz için yapacağınız tadilat, alışverişleri ertelemenizde yarar var. Taşınma konuları gündeme gelebileceği gibi ev alırken, kiralarken dikkatli olun. İletişim sorunlarına karşı dikkatli olun. İhmal etmeyin. Kariyer hayatınızla ilgili konularda kararlar alınmaktan kaçının. Ortaklı iş yapıyorsanız alacak verecek konularına dikkat etmenizde fayda var. Gizli olaylardan uzak durun. Bu tutulmadan olumlu sonuçlar almanız mümkün. Tutulma sizleri destekliyor. İkizler burcu. İkizler burcu yurt dışı seyahatleriniz artabilir. Hukuksal sorunlarınızla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Yapacağınız seyahatlerde sorunlar ortaya çıkabilir. Konuşmanıza, iletişim kalitenize dikkat etmeniz gerekmekte. Bilinçaltınız dilinize vurabilir. Parasal konularda sorunlara dikkat etmeniz gerekmekte. Size gelecek yardımlara karşı uyanık olun. Yani gelen pası görün. Yazışmalarınıza, evraklarınıza, sosyal medya hesaplarınıza sahip olun. Alkollü araç sakın kullanmayın. Hayatınızda olan otorite güçler ile hukuksal sorunlar yaşamaktan kaçının. Bu dönemde bol bol kitap okuyun. Yengeç burcu. Geçtiğimiz tutulmada imaj değiştirmiştin. Hadi şimdi tekrar bir imaj değişikliği yapma zamanı. Zihninizin son derece karışık durumda. Kafanızı toplamanız gerekiyor. Kinliklerden, hainliklerden uzak durun. Bu tutulma kendinle ilgilen diyor. Kazalara, kemik kırıklıklarına, kırılmalarına karşı, son derece düşmelere karşı lütfen dikkatli olun ve kendinizi ve sağlığınıza önem verin. Eski dönemlerden bir borcunuz ortaya çıkabilir. Maddi konularda sorunlar ile baş edemeyebilirsiniz. Fakat uyanık olun. Evliliğiniz ve ilişkilerinizle ilgili sorunlar, bitişler söz konusu olacaktır. Uzun zamandır zaten bu konu ile ilgili sorunlar yaşıyorsunuz. Direnme, mide, göğsüne dikkat edin. Arkadaşlarınız ile sakın alacak verecek olaylarına girmeyin ve gereksiz harcamalarda bulunmayın. Aslan burcu. Çalışma hayatında değişimler olacak. Yanında çalışanlar ile ilgili sorunlar, sağlıksal konular gündeme gelebilir. Diş ağrılarınıza dikkat edin. Kemiklerinizi güçlendirin. İş bulma, işten ayrılma konuları gündeme gelebilir. Kalp sorunlarınıza dikkat. Ruhsal gelişiminize önem verin. İş dünyanızı keşfedin. Sakarlıklarınıza dikkat. Aşk hayatınızda karmaşıklıklar söz konusu olabilir. Hırsızlıklara karşı dikkatli olun. Bu tutulma sizler için sınavları daha fazla olacaktır. Karamsarlık yok. Hemen bir kadına yardım edin. Unutmayın, iyilik yapın, iyilik bulun. Unutmayın bu tutulmada Merkür, Retro, Aslan burcunda iletişim sorunları son derece fazlasıyla gündem oluşturabilir hayatınızda. Dikkat edin. Başak burcu. Riskli işlerden uzak durun. Baba, anne olmanız söz konusu olabilir. Gizli düşmanlarınız işin içinde.
onları teker teker görme ihtimali söz konusu. Gizli yazışmaların ortaya çıkabilir. Sosyal medya hesaplarınıza, WhatsApp yazışmalarınıza dikkat edin. Çocuklarınızla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Aşk hayatınızda karmaşalar söz konusu olabilir. Sosyalleşin. Arkadaşlarınız ile zaman geçirin. Ama ilişkilerinize dikkat edin. Uluslararası ticaret yapanlar dikkatli olmalıdırlar. Uluslararası konularda da dikkatli olunuz. Terazi burcu. Ailenizle ilgili konularda sorunlar ortaya çıkabilir. Ev sorunları, kayıplar yaşanabilir. Aile sorunlarından uzak durmanızda yarar var. Kariyer hayatınızla ilgili gelişmeleri takip edin ve ilgilenin. Zamanı treni kaçırmadan bu konuya önem verin. İletişim sorunlarına dikkat. İş hayatınızda atacağınız imzalara dikkat etmeniz gerekmekte. Parasal konularda verilen sözlere inanmayın. Sözleşmelerinizi sağlama alın. Akrep burcu. Kardeş, yakın akraba ve komşularınızla ilişkilerinize dikkat edin. Hemen hemen her burcu trafik kuralları konusunda, iletişim sorunları konusunda Akrep burcu aracılığı ile tekrar uyarıyorum. Tekrar eşiniz ve ortaklarınız ile mahkemelik sorunlar yaşanabilir. Kariyer hayatınızla ilgili inişlere, çıkışlara dikkat edin. Patronlarınız ilişkilerinize dikkatli olun. Çocuklarınız ile yapacağınız tatillerde gözünüz çocuklarınızın üstünde olsun. Yurt dışı seyahati planlıyorsanız önem verin. Gidin, harcamalarınıza dikkat edin, paranıza sahip çıkın. Yay burcu. Parasal konularda konular gündeme gelecektir. Sizin için başkalarının kaynaklarını değerlendirmek size para getirecektir. Kumardan uzak durun. Cinsel konularda korunmayı unutmayın. Çapkınlıklarınıza dikkat edin. Kilo almamaya özen gösterin. Bu kilolar kalıcı olabilir. Ailenizden gelecek yardımlar sizlerin yüzünüzü güldürebilir. Ansızın aşk hayatınızda sorunlar ortaya çıkabilir. Oğlak burcu. Sizin de yengeç burcu gibi tekrar bir imaj değiştirmenizde yarar var. Bu tutulma sizlere, eşine, ortaklarına önem veriyor. Evinizle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden harcamalar söz konusu olabilir. Sezgilerine önem ver. Oğlak burcu ay tutulması 17 Temmuz'da gerçekleşiyor. Tutulmadan önce 5 tutulma gününden 5 tutulma 17 Temmuz'da oluyor ya bu tutulma. 17 Temmuz'dan 5 gün önce doğanlar ve 17 Temmuz'dan 5 gün sonra doğanlar için kadersel bir etkiye sahip olacak bir tutulmadır bu. Şimdi diyeceksiniz ki Vedat Bey, kadersel tutulma ne? Kadersel tutulma hayatınızın değişeceği bir tutulmadır. Şimdi bu neler olabileceği konusunda ancak doğum haritanız incelendiğinde size bu konuda bilgi verebiliriz. Onun için bununla ilgili danışmanlık almanızda fayda var. info@astrologvedatdelek.com adresinden danışmanlıklarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Diyeyim hemen ondan. Sağlığınıza son derece önem verin. Kazalara karşı dikkatli olun. Kova burcu. Uzun zamandır kova burçları sorunlar ile cebelleşiyor. Evet, yoruldunuz. Farkındayım. Olayların karşısında çaresiz kaldığınızı hissediyorsunuz. Nerede sorun yaşıyorsanız aile, iş, aşk, evlilik, sağlık, çözüm odaklı davranın. Bu tutulma sizleri fazlasıyla yoracaktır. İletişim kalitenize dikkat edin. Geçen sene Haziran ile Ağustos ayları içinde yaşadığınız, çözemediğiniz sorunlar gündeme gelebilir. İş hayatınızla ilgili sorunlar, sağlıksal problemler gündem oluşturabilir. İşinize asılın. Depresyondan uzak durun. Eşinizle iletişim konularında sorunlarda dikkatli olun. Ortaklı iş yapanlar, ortağına dikkat edin. Balık burcu. İş hayatında sorunlar ortaya çıkabilir. Kalbini yormaktan çekin. Parasal konulara dikkat et. Şans oyunlarında şansını dene. Aşka önem ver. Arkadaş enerjisi sana bu aralar pek yaramayabilir. Alkolden, eğlence merkezlerinden uzak durmanda fayda var. Sosyal hayatında karmaşalar gündeme gelecektir. Yeteneklerinizi geliştirin. Ön plana çıkarın ve ben burada demeyi unutmayın. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Ne yapıyoruz? Videoyu beğeniyoruz. YouTube kanalıma abone oluyoruz. Kız iki tane de güzel yorum yazayım. Yaz ki şöyle neşelenelim. Videoyu paylaş, eğlenelim. Değil mi? Hadi bekliyorum. Seviyorum sizi. Bana sosyal medya hesaplarımdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.